Allah adam titriyor mu? Bir şey olmuyor. Abi çok etkilendi. Bir dakika bir Rasim, şey sor. Oturur musun? Otur, otur, otur. Gel Rasim, sen otur. Ben tamam. Ben gel tamam. Rasim, sen gel Rasim. Bak seni gel. Seviyorum, otur ama. Otur. Bugün gel, otur. Ben bir şey yapmaya gelmedim otur, ki. Oğlum, İlla otur oğlum, otur sen hadi otur. İlla bir muzurum tamam. Yapacağım. Yok yok, iyi niyetle otur. Ben muzurla işini yapmayayım. Yalnız kalmak istiyorum diyor adam. Tamam. Tamam. Senin. Ben bir hediye getirmiştim sana. Bak. O ne ya? Hesap makinesi. Abi ne sen var? De üstüne gidiyorsun. Galatasaraylı olan. Sen de üstüne ne yapacaksın? Abi ne yapacak bu sana? Hesap makinesinden hesap. Ne yapacak? Galatasaraylı sıfır puan farkı. Yapma yapma hocam. Hocam yapma. Apo ne yapmasın ya? Apo deme kardeşim ya. Galatasaraylı sıfır puan. Nereye gitti hesap makinesi? Hesap makinesi. Ya bir sakin ol ya. Hocam gömüldü. Al şunu ya. Reklama gir kardeşim. Hocam gir gir reklama gir. Hesap makinesi dağıldı Erdem. Gir çok sakinleşti ya. Hesap makinesi gitti. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yapmayın oğlum yani bak. Apo. Hocam gel. Erdem. Tamam, gel. Geliyor yani. Geliyor hocam o. Gel hocam. Bir dakika adam gitti de oldu. Hocam gel hocam. Ben size bir şey söyleyeyim. Söyle. Fenerbahçe'ye yeni bir hoca geliyor. Şu an Fenerbahçe'nin en önemli şahsiyetlerinden biriyle konuştum. Tamam mı? Bunu Fenerbahçe kardeşlerime ben açıklayacağım. Kızabilirsiniz. Aramızda ezeli rekabet vardır. Her şey vardır ama... Bu hocadan artık kurtulacaksınız. Dik'i gönderiyorsunuz. Bu kesinleşti. Sen mi şimdi? Peki sen, Dik sen, yerine ne geliyor? Sen konuşma yapacak mısın? Müzal anlaşılacak. Olursa sesleniş yapacak mısın? Yok sende? Yapmayacağım. Ya ben Fenerbahçe'ye ilgili haddim yok. Ya sen konuşmayacak ama, mısın? Ama haddim senden yok. Senden de bekliyoruz ama. Az Yıldırım'a ben niye sesleneyim abi? Olursa seslenir sen de yap. Ben Aziz Yıldırım'dan önce memnun olabilirim. Şey iyi ben Aziz Yıldırım'a memnun Apo olurum. Apo iyi değil. Apo'yu, bir sakin ol. Apo iyi değil, sakin ol. Apo'yu ben... Apo'yu ben yarın geri değiştireceğim kahvaltıya. Apo'cum yarın kahvaltıya değişiyor. Başka yere gideceğiz Apo'cum sen. 23.45 gibi buradan Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıklıyorum. Vay be. Hakikaten. Açık söylüyorum. Aziz sayın Yıldırım da ekranda olsun. Nereden aldın istihbaratı? Emin gelin o bağırıyor işte. Yüzde yüzde. Söyle bakalım. İsmini vermeyeceğim. Çok önemli olur. Bir şey. Sen de biliyorsun. Evet. İsmini verir miyim canım? Aziz Bey lütfen siz de ekranda olun. Diyeceksin ki nereden öğrendim be ulan Rasim Oza. Aziz Bey iyice ya, gidecek. Öğrendik bizim de işimiz bu. Şu an Aziz Bey sabırsızlıkla. 23.45. Gidecek bizi diyecek. 23.45. Rasim doğru mu anladım? Evet hocam. Sen şu anda az önce. Evet. Avrupa'nın önemli bir vilayetinde çok önemli bir şahsiyetten aldığın bilgi doğrultusunda. Kovulacak olan Dik'in yerine gelecek olan yeni hocayı mı açıklıyorsun? Hocam. Niye şimdi açıklamıyorsun yavrum? 23.45 hocam. Her şey çünkü bir son kerede. Teyit istiyorsun. Son kerede Türkiye'nin en önemli... En ünlü Fenerbahçelilerinden birine şunu soruyorum. Peki. Onun için Sayın Aziz Yıldırım zor durumdasınız biliyorum. Her zaman aramızda bir şey oldu. Davalar, mavalar ama bu zor gün o ne? Bu ne? Ya yapmayın ya. Hakikaten mi? Aziz Yıldırım'ı İnek Şaban yerine koydu. Tabii tabii. Ben bu ya, yapmayın ya. Ne alakası? Ya yapmayın. Ya Rasim ya. Ben nereden nereye benzetiyorsun ya? Bu müzik ne? Ayşen. Yani şimdi şey kaçırıyorsunuz ha. Bu müzik ne? Ayıp ama ya. Oğlum bu müzik Kemal Sunal filmlerine çalan müzik değil mi? Ne alakası? Bir müziği bir daha dinleyeyim mi? Ver müziği ver bir müziği ver. Yapmayın ya. Yap sen ne? Seslenme çalacaksan ya. Bir seslenme görmedim yani. Bu seslenme bana olmaz. Apo nerede abi? Gel sakinleşmedin mi? Gelsin ya. Apo gel sakinleşmedin mi ya? Fenerbahçe'nin yeni hocasından Apo da çok memnun olacak. Ciddi misin? Tabii abi. Fenerbahçe'yi toparlatacak bir hoca geliyor. Bak açık söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'yi özellikle mesela Manchester maçında başarılı olsun. Napoli maçında Beşiktaş başarılı olsun. Ben Aziz Yıldırım bu Dik'i tutmalı demiştim. Yanlış. Bu Dik'i tutmasa da olur. Bu Dik'le bu iş yürümez. Aziz Yıldırım bu Dik'i bırakmalı. 23.45'i herkes beklesin. Aa, ben böyle, hayatımda böyle hakikisi yok. Gönülden bir Fenerbahçe'yi görmedim. Öpücüğüm durmaz hocam. Öpücüğüne düşer. Vallahi moralim. Sen de bir gönlünü al. Ayıp ama hesap makinesi falan koyuyorsun ya. 23.45'te gönlünü alacağım. Hesap makinesi falan Apo abine ya yapma ya. 23.45 olduğunda bütün Fenerbahçe'nin gönlünü ben alacağım. Ulan oğlum Fenerbahçe mutlu olacak. Abi yeni hocanız. Oğlum sen temin. Yeni hocanız. Bak temin sen. Toparlayacak. Bu işi toparlayacak. Ben seni temin adam zannettim. Benim arkama gelip. Aa, bana adam değil mi?
Adam mısın? Şey sen adam ya. Değilsin. Adam sen kimin arkama gelip bana demedin mi? Yok abi bir şey yapmayacağım. Doğru. Doğru. Bilime verdin makine ne lan? Tweetler atın. Silmeyin. Daha fazla tweetler atın. Sen de oğlum hesap makinesi değil küçük. Büyük getir buraya. Büyük yazar kasa getir. Yazar kasa koy önüme. Sen de tweet at. Hepiniz haklısınız kardeşim. Hepiniz haklısınız. Aziz Yıldırma sesler. Hepiniz haklısınız. Kapat dışı ver müziği. Ya arkadaşlar hadi, şu kıza ben müzik yaptım. Şu kızı atar mısın? Haklı, haklı haklı haklı. Hep bu bir müziği alalım evet. Şu kız. Bu dik yerine kim geliyor? E ben de burada yanıldım. İtiraf ediyorum. Aziz Yıldırım bu diki tutmal demiştim. Tutmamalı bırakmalı. Çünkü yok hiçbir işe yaramıyor. 7 maçta 9 puan. Peki bu diki bırakıp ne yapmalı? Neyi tutmalı? Gittim bir hesap makinesi verdim. Bin pişmanım Allah benim belam versin. Allah benim belam versin. Tövbe. Özür dilerim. Senden manevi olarak elini öpüyorum. Manevi değil. Benim elimi öpüp özür dileyeceksin. Tamam. Arada senin elini evet. Öpeceğim. Böyle bir günde hesap makinesi verip Galatasaray'la puanınızı hesap edin dememem lazım. Zaten Yasin, yıkılmışsınız. Bak Allah aşkına bak. Ama. Abi, bak hem beni buraya çağırıyorsun ama, Ertem hem aynı şeylere devam ettiriyorsun. Hayır ya ben özür dilerim. Bak Ertem bunun altında sen kalırsın. Neyin abi? Beni buraya çağırmadın mı sen? Sen benim ağzımdan mı? Gel abi dedin, gel evet dedin. Evet abi çağırdım. Ve bu hala aynı şeyleri yapıyor. Demiyorum. Sen abi, bana söz verdin hayır, mi? Hayır demiyorum ya. Hayır özür dilerim ne yapayım? Ben susturacağım onu demedin mi artık böyle? Nasıl susar mısın? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıklayacağım diyor. Sen bakıyorsun diyor hala. Bunun farkını hesapladı. Ulan. Pişmanım ya. Tövbe ağzımdan nasıl ya hocam ben, beni ya hocam. Bak ben. Hocam ben puan farkını bilmiyor muyum ya? Ben normalde. Ya tarih kesersen oğlum ya. Hocam lan be. Aklı adamın acısı var. Tarih kesersen. Şimdi Fenerbahçeliler tabii çok merak ediyorlar. Hocam beni tut. Önce bak, olmayan isimleri şey söyleyeyim. Bak, çok merak şey. Etmişsiniz. Tamam. Bak bu bir şey yapacak. Yok ya ciddi bir şey. Niye bir şey yapacağım ya? Bir şey bak ben bir şey yapacağım zaman şey modda olurum. Bakara kukara. Ciddi ciddi. Gelen bilgiyi söylemeyeyim isterseniz söylemeyeyim yani. Fenerbahçe'nin yeni hocası bu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Merak ettiğiniz isimler var. Fenerbahçeliler şu an Beyaz TV'yi telefon yağmuruna tutuyorlar. Önce yurt dışından geldi bu istihbarat. Sonra da Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a çok yakınlığıyla bilinen bir isimle teyit etti. Türkiye'yi de tanıyan bir isimle karar kılındığına yönelik istihbaratı bağladı Mert'em. Açıklayayım mı? Merak ettim lan hakikaten. Lan hakikaten. Açıklayayım mı? Açıkla. Bence Fenerbahçe hayırlı olacaktır. Gerçi ben çok o konuları biliyorsunuz haddimi bilirim teknik konularda. Aramızda iki futbolcu var. Bir futbol hakemi var. Bir uluslararası futbol fikri var. Fenerbahçe'nin yeni hocası. Türkiye'yi de bilen, Türkiye'de çalışmış. Bu dik Aziz Bey'in karakterini tanımıyordu. Onun için zaten dikiş tutmadı. Aziz Yıldırım'la dik advokat arası o kimya oluşamadı. Ve ben de Aziz Yıldırım ısrarla artık hoca değiştirmemeli ve bu diki tutmalı demiştim. Bu diki bırakmalı zaten bırakacak. Zaten 7 maçta 9 puan. Abdülkerim Durmaz'ın isyanı ortada. Daha fazla bekletmeyelim. Fenerbahçe'nin yeni hocası. Ertem müzik falan verin bir şey verin. Böyle böyle kuru abi, baklava hazırlar gibi sen olmaz. Sen bir söyle bakayım. Aklı başına müzik falan ver. Aklı başına. Hayır, bir şey söyleme. Müzik yok. Bak absürt bir şey testere söyleme. Kalkar giderim. Kalkar giderim ha. Tabii, tamam testereyi ver abi. Testereyi ver. Yok. Absürt yok. Yılmaz Vural falan değil. Yılmaz Vural da iyi oldu. Ya ne Yılmaz Hoca. Yılmaz Hoca'ya kurban ol. Yılmaz Hoca aslan gibi ya. Yılmaz Hoca Bayern Münih'lerde. Barcelona'larda. Yılmaz Hoca aslan gibi ya. Hayır yani böyle sürsürü bağların hocası falan değil. Onlara da saygımız var ama. Kariyerli, futbolculuğunda da önemli oyuncuydu. Ya söylesene oğlum. Çok önemli takımlar çalıştırdı. Real Madrid'i bile çalıştırdı. Kimden aldın sen bu bilgiyi? Çok önemli. Kimden aldın bilgiyi? Türkiye'de de çalıştı. Buraya gel. Hatta Fenerbahçe'nin boşnak bir oyuncusunu yurt dışına götürdü. Fener'e de zamanında iyi para kazandırdı. John Benjamin Toşak geliyor. Aziz Yıldırım diki bırakıyor. John Benjamin Toşak alıyor. Nasıl kahretmişsin? Dinletiyorsunuz bize ya. Ayıp mıdır ya? Toşak önemli bir hocam.
Rasim bırak bu dik tosak muhabbetleri ya. Allah aşkına gir reklama lan sen de. Ya Ertem. Şu maçı Ertem. Ertem tosak dedi hocama. Ya bu ne ya? Arkadaş ben anlamıyorum ya. Bu ne ya, ikisi de gittiler. Kardeşim biz itibarsız dandik bir adamı mı söyledik? John Benjamin Toşak. Hocam önemli hoca değil mi? Rasim. Barış'tan bana kazandırmadın mı? Sen giderken ben geliyordum. Bırak diyorum bu dik toşak muhabbetlerini. Yapma. Yakışmıyor sana. Ya hocam ya Gülsene yapma. Gülsene reklama. Gülsene oğlum reklama Ertem. Hocam göster. Gülsene reklama. Ertem. Ya hocam pek gelemez mi? Mecaz bir yana. Gelemez mi toşak? Gelemez mi kardeşim? Ya sizin bu her şeyde bir kötü niyet aramanızı ben anlamıyorum ya. Her şey mi mizah? Her şeyde mi bir numara var? Ya bir şey ya. Abiciğim yeter. Artık ben bu program için ne istihbarat topluyorum. Ne kimseyle konuşuyorum. Ne Avrupa'dan insanlarla saatlerce telefonda affedersin 1000 lirayı geçen konuşmalar yapıyorum. Yeter ya. Her şeyi bir tarafından anlıyorsunuz ya. Ulan Ertem sen de utanmadan geliyorsun ya. Yazıklar. Reklam. Reklama gidiyoruz. Ertem diki bırakacak. Rasim. Toşak toşacak. Reklam. Diki bırakacak. Rasim. Toşağı. Bir şey söyleyeceğim. Bu doğru bir istihbarat mı yanlış mı? John Benjamin Toşak hayırlı olsun. Bakın herkes diye gitti. Herkes diye gitti kardeşim. Rasim yapma. Herkes diye gitti. Toşak tutulmalı Ertem. Kardeşim adam gibi konuştuk burada. Ne hale getirdiniz ya? Ya dava geçme abi. Ciddi söylüyorum. Toşak titiği olmuş. Adam gallerde ki şat olsun. Ya Allah aşkına adam kovulmuş gitmiş. Abi ne toşak falan. Dava geçmeyin abi. Dik toşak bilmem ne falan. Hayır efendim öyle şeyler yok ya. Fesatlı gitmeyin. Ya yapmayın ya. Ne toşak? Toşak iyi bir hoca değil midir? Sen bunu yok söyle. Abi toşak mı kalmış? Ne toşak abi? Ama... Sayın Toşak'a da biz buradan saygısızlık yapmayalım. Çalıştırdığı takımlarda ortada. Önemli takımlarda yapmış. Toşak.